Bedreddin yiğitleri şehzade ordusunun karşısına çıktılar. Dikişsiz akli baslı, baş açık, yalın ayak ve yalın kılıçtılar. Mübalağa cenk olundu. Aydın'ın Türk köylüleri, sakızlı Rum gemiciler, Yahudi esnafları, 10.000 mülhid yoldaşı Börklüce Mustafa'nın düşman ormanına 10.000 balta gibi daldı. Türküleri söyleyip hep beraber sulardan, sulardan çekmek ağır. Demiri oya gibi işleyip hep beraber, hep sürebilmek, sürebilmek toprağı. Ballı incirleri hep beraber yiyebilmek, yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde, hep beraber, hep beraber, hep beraber demek için. On binler verdi 8.000'ini. Yenildiler. Yenenler yenilenlerin dikişsiz ak gömleğinde sildiler kılıçlarının kanını. Ve hep beraber söylenen bir türkü gibi, hep beraber kardeş elleriyle işlenen toprak, Edirne sarayında damızlanmış atların yeşildi nallarıyla. Ve teker teker bir an içinde, omuzlarında dilim dilim kırbaç izleri, yüzleri kan içinde, geçer çıplak ayaklarıyla yüreğime basarak, geçer aydın ellerinden Karaburun mağlupları. Sayın seyirciler, değerli canlar, Yol Erkan programına yeniden hoş geldiniz. Giriş müziğinden de anlaşılacağı gibi bugün bir filozofu, bir devlet adamını, bir din ulemasını, bir devrimciyi konuşacağız. Bu Şeyh Bedrettin'dir. Simavra Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin. İnanç tarihi süresince Osmanlı İmparatorluğu'nun geri ve gerici zulmüne isyan geleneğini meşrulaştıran, başlatan, sanattan edebiyata layık olduğu direnme geleneğinin sembol ismi, batini inanç felsefesinin öncülerinden, Alevi olmadığı halde tüm ezilenlerin yüreğine altın harflerle işlenen büyük alim, devlet adamı Şeyh Bedrettin'i bugün konuşacağız. Bugüne kadar Şeyh Bedrettin hakkındaki bilgilerimiz genellikle Erol Toy, Azap Ortakları, Nazım Hikmet, Şeyh Bedrettin Destanı, Hilmi Yavuz, Şeyh Bedrettin Şiirleri ve iki tiyatro eseri, Mehmet Akan, Hikaye-i Mahmud-u Bedrettin, bir de Radif İş'in Halimce Bedrettin'em. En son 80 öncesi giriş müziğinde de dinlediğiniz gibi Zülfü Livaneli'nin kulaklarımızda hala izi kalan bu müziğidir. Bugün biraz daha derinlere gideceğiz ve bunu bir araştırmacı yazar arkadaşımızla, üstadımızla konuşacağız. Ben sözü fazla uzattım galiba, fakat sözü şimdi değerli kardeşim, dostum İlhami Yazar'a veriyorum. İlhami Yazar bu konuda çaba sarf eden bir araştırmacı, yazar. Ben kendisinin anlatmasını istiyorum. Gerçi kendisini anlatmak biraz zor ama belki ben yanlışa düşmeyeyim diye kendisine sözü veriyorum. Hocam, buyurun efendim. Merhaba, teşekkür ediyorum. Gerçekten insanın kendisini anlatması zor. Bu yönde zaten bana çok da eleştiri geliyor. İlhami biraz kitaplarında öne çık, biraz kendini öne çıkart diye.
Ben bugün yine onu yapmayayım ama müsaade edersen çok kısa. Bu o zaman ben yapayım. İlhami kardeşimiz Yozgat, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinden geliyor. Uzun zamandır Almanya'da yaşıyor. Hala buradadır ve inceleme, araştırma ve yazarlıkla meşguldür. Böyle. Teşekkür ederim. Aslında amacım şu. Amacım bugün de işleyeceğimiz konunun Şeyh Bedrettin'in o konuyu oraya nasıl geldim? Belki biraz onu çok kısa birazdan bir konuşacağız anladım. Zaten. Yani bu konuda bir çalışma kapsamlı bir çalışma olduğunu biliyorum. Evet. Bir çalışma değil belki ama bir çeviri. Ama ciddi bir çeviri. 1924'te yapılmış çeviri. Buraya bu sürece nasıl geldim? Onu çok kısa bir anlatayım. Ondan sonra zaten sorularla devam edeceğiz. Buyurun. İlk çıkan kitap bu. Kürt Öyküleri. Tam 15 yıl önce çıktı bir kitap. Yine batılı misyonerlerin Kürtçeyi çözmek için Kürdistan'da derledikleri çalışma. Ondan sonra görsel bir çalışma var. Kürt tarihinde belki bu ilk diyebiliriz. Bu kitabı Özgür Gündem Gazetesi Türkiye'de promosyon olarak da yayınladı. Belki çok kısa böyle bir görsel bir çalışma olduğu için Kürt tarihini biraz görsel anlatma gibi bir şeyim, çalışmam vardı. Ki görselliği ben severim. Evet. Yani günümüzde de zaten görsellik öne çıkıyor. Evet. Ondan sonra Kürdistan Kartalı'nı herkes duymuştur. Kürtler, Bingöl'ler bunu bilir. Yado. Bu da çok önemli bir kitap. Kamuran Ali Bedirhan yurt dışına çıktığı zaman, zorunlu yurt dışına çıktığı zaman Almanya'da bir dönem bulundu. Bir Almanla oturmuş Ağrı İsyanı'nı anlatıyor aslında. Ama Ağrı İsyanı'nı anlatırken de Yado'yu bir kahraman olarak veya Yado Ağrı İsyanı'na katılmamış olsa da öyle bir romanlaştırma sürecine girmiş. Yado'dan sonra Avesta'da da çıktı bu. Kısa bir 2-3 hafta önce çıktı Türkiye'de. Türkiye'deki okuyucular da belki Avesta yayın evinden bulabilirler. Ondan sonra Özgür Gündem'de çıkan bir yazılarımın değerlendiği bir kitap var. Kürt. Tarihin Akışında Kürtler diye. Tarihin Akışında Kürtler. Evet. Burada ilginç konular Kürtlerin kesit tarihini anlatan bir kitap, bir çalışma bu. Ondan sonra yönümü çok farklı bir yöne çektim. Selanik çalışması. Kartpostallarla 100 yıl önceki Selanik'i vermeye çalıştım. Yine görsel bir çalışma. Dediğim gibi ben görselliği çok seviyorum. Böyle bir çalışma. Bunu da böyle koyalım. Ve ondan sonra Alevilik alanına. Evet. Döndürüz. Ama buna, biz de oraya geleceğiz. Evet, buna zaten gelişim şey. Yani bu çalışmaları yaparken ister istemez karşınıza Alevilik'le, Şeyh Bedrettin'le, Şeyh Bedrettin isyanının, daha doğrusu Bökmüş isyanının olduğu 1400'lü yıllarla ilgili veriler çıkıyor. O verileri ben böyle bir kenara koydum. Geçen yıl bu çıktı. La kitaplarından çıktı. La kitapları... La Kitap Yayın Evi. La Kitap Yayın Evi, evet. Ankara orijinli. Bir yıl önce kuruldu. La Kitap'ın vizyonu aslında şu. 80 öncesi Ankara'da kitapların yoğun satıldığı Zafer Çarşısı vardır. Evet. Solcular orada özellikle kitap muhabbeti yapardı. Yapardı hem orada buluşurdu. Belki orada bir sürü projeler de çıkmıştır. Evet. La Yayın Evi, La Kitap o vizyonu biraz aslında taşımak istiyor. Sol tendensli yeni araştırmacı ve yazarları öne çıkartmaya çalışıyor. O nedenle La Kitap önemli. Biz çalışmalarında başarılar dilerim. Evet. Evet, biz konumuza şimdi çok belki bunu çıkartacak olan da La Kitap. Evet. Bu çalışmayı da yakında herhalde kitap olarak göreceğiz. Evet. Şimdi üstadım, bize biraz Şeyh Bedrettin'in kimlik bilgilerini. Şimdi çok tevatürler dolaşıyor ortalıkta. Eminim ki siz yabancı kaynaklardan da araştırdınız. Bize biraz zamanımız ölçüsünde özellikle Şeyh Bedrettin'in bilgeliğini ve kültürünü öne çıkaracağız hizmetlerini. Fakat biraz kimlik bilgilerini de bizimle paylaşırsanız bu konuda daha iyi olur gibi düşünüyorum. Şimdi Şeyh Bedrettin dönemine böyle bir gidersek nedir o dönem?
Osmanlı'nın kuruluşu nedir? 1300 yılları. Evet. Değil mi? Şehpetrettin'in doğumu da 1358. Yani Osman Bey, ondan sonra Gazi, Orhan Gazi mi geliyor? Galiba. Yani o, evet, o döneme denk gelen bir süreç. Süreç, doğumu o. Babası aslında Osmanlı'nın askeri. Osmanlı'nın komutanı. Osmanlı Balkanlara gittiği zaman ilk ele geçirdiği yerlerden bir tanesi Yunanistan bölgesidir. O bölgede Simavra diye bir bölge vardır. O daki kaleyi fetheden kişidir, komutanıdır. O nedenle Şehpetrettin doğduktan sonra kadılık, babası İsrail'dir. İsmi İsrail'dir. İlginç bir isimdir. Bu ismi aslında yazmak lazım. Çünkü evet, konumuzun belki zamanla geliriz ona süreç içerisinde. Şehpetrettin de Simamne Kadısı oğlu olarak anılır. Tarihi öyle geçer. Peki Şehpetrettin'in şeyine bakmak gerekiyor. Eğitim sürecine bakmak gerekiyor. Evet. Nerede doğmuştur? Böyle bir bakalım. Belki ekranda arkadaş bunu da verebilir. Edirne'ye yakın olan bir yer. Evet. İlk eğitimini Bursa'da alıyor. Amcası ilk eğitimi Bursa'da. Daha sonra Konya'ya geçiyor. 1380'lerden bahsediyorum. Konya'da eğitimden sonra 1381'de Kayre'ye geçiyor. Kayre'den sonra Mekke'ye geçiyor. Mekke'den geri dönüyor tekrar Kayre, Mısır'da. O zamanlar Mısır dini eğitimin yoğun olduğu bir yer. Hala, değil mi? Yani Mısır dendiği zaman İslam medrese eğitiminin yoğun olduğu bir yer. Mısır şey için çok önemlidir. Şehpetrettin için çok önemlidir. Oraya geleceğiz zaten. Evet. Süreç içerisinde geleceğiz oraya. Eşi de aslında orada Mısır'da. Eşine de geleceğiz. Eğitim almıştır. Evet. Yani Mısır'da evlenmiştir. Evet. 1391'de Ahlat'a geçiyor. Ahlat da Şehpetrettin için çok önemlidir. Çünkü oradaki Hüseyin Ahlati'nin aslında müridir Şehpetrettin. Ondan feyiz almıştır. Ona baş koymuştur. Hüseyin Ahlati öldükten sonra onun tekkesine de geçmiştir. Daha sonra 1400'lerde Tebriz'e doğru, İran'a doğru gidiyor. Bu da çok ilginçtir çünkü Anadolu'yu darmadağın eden bir Timur'la karşılaşması var. Evet. Şehpetrettin. O kadar etkilenir ki Timur Şehpetrettin'den. Yıldırım Beyazıt, Timur, o Fetret devri var. Onu da geleceğiz işte oraya. Öyle bir etkilenir ki kal der yanımda birlikte benim bana çalış. Ulemam benim ol. Ulemam ol, benim danışmanım ol. Benim... Ama bunu reddeder. Bunu reddeder. Neden? Tekrar geriye döner. Açıkçası bilemiyorum. Yani çünkü bilemiyorum ama şu kesin. Yani vizyonu olan bir kişi. Bir şeyleri değiştirmek istiyor. Osmanlı da bir şeyleri değiştirmek istiyor. O nedenle reddeder. Yani hatta şeyi de söyler Timur'a, der ki ya Anadolu'daki kızılbaşlara dokunma der. Böyle bir talebi de vardır Şehpetrettin oradan. Ve dokunmaz. Ve kızılbaş halkı, kızılbaşlar, Aleviler, Bektaşiler bunu hiçbir zaman unutmazlar. O nedenle Şehpetrettin'e sahip çıkarlar. Onu hala savunurlar. Piridir, evet, önderidir. Evet, yani Şehpetrettin'le Kızılbaş Aleviler arasında ciddi müthiş bir değil mi, iletişim gönül var. Bağı var. Gönül bağı var. İşte gönül bağı bunun var. Nedenleri olmalı. Nereden geliyor bu gönül bağı? Değil mi? Yani Şehpetrettin'in evet, Sünni olduğunu biliyoruz. Birçok Alevi Şehpetrettin'in Sünni olmadığı konusunda da en fikirdir, bilir. En fikirdir. Evet.
bilir. Ama tarih öyle demiyor. Tarih evet diyor ki öyle değil. Şimdi bunlar hoş güzel anlatıyoruz da aslında Şehpetettin'i anlatmak çok zor. Evet. Niye zor? Onu belki çok kısa bir şey yapayım. Şeyi çok severim. Koşera diye Ahmet Kaya ve Sevda'nın bir parçası vardır. Evet. O parçayı çok severim. Dönem dönem böyle onu dinlerim. Bugün de dinledim. Orada Ahmet Kaya sazı sözü aldığı zaman şöyle bir giriş yapar. Koşera kimdir? Muhtara sorarsanız bizim serseri veli. Marabaya sorarsanız işini bilmemiş deli. Köylüye sorarsanız ekmeksiz garibin teki. Çocuklara sorarsanız yüce dağlar aslanı. Vurguncuya sorarsanız yol kesici, yağmacı. Sağcıya sorarsanız pezevenge. Hatta belki terörist dedi. Evet. Yani günün meşhur deyimiyle yabancıların terörist, evet. Hümaniste sorarsanız Fransızca bilmeyen, Montaigne'den anlamayan, böyle devam eder. Çok hoştur bu. Yani severek dinlerim. Şimdi Şehpetettin'i de anlatırken Şehpetettin'dir, kimdir dediğinizde Batılılar şunu söyler. Yaşadığı dönemde hukuk ve askeri deha, bilim adamı, sufi, sosyal devrimci. Evet, hepsini bir potada sentezleştiren bir hakikaten kişilik. Bilim adamı, devlet adamı, sufi, bir de asker. Alman tarihçi Karl Dittrich, komünistler. Tam bunu söylerken bunu da söyleyeyim, herhalde ne söyleyeceğimi tahmin ediyorsunuz. Bizim bir kesimimiz de 80'den önceden başlayacak, 80 sonrası hala da ölebilir. Yani, değil mi? Evet. Yarın yanağından gayri evet. Her şey ortaklı. Biraz sonra oraya geleceğiz. Evet. Şunu ben bir bağlayayım çünkü Nazım Hikmet'e doğru gideceğim. Evet. Belki evet. Orada bir şey olabilir. Mesela son Kemal Derin'e sorarsanız Böklüce'den değerli olmayan bir Suni. Evet. Böyle bir şey de var. Kemal Derin adını analım. Yani. Evet, Kemal Derin önemli bir kitap yazmıştır. Onu da Böklüce'yle ilgili. Mustafa'yı yazan evet, bir arkadaş. Bir arkadaşımız. Yani böyle bir yorum. Hizmet sunmuştur. Evet, ama... böyle de bir yorum vardır. Ama bence Şehpetettin'i en iyi anlatan Nazım Hikmet'tir. Nazım Hikmet ve onun parçasını besteleyen Zülfü ve daha sonra da Cem Karaca söylemiştir. Ki onu girişte de verdik, söyledik. Ama Şehpetettin'i destanını yazarken Nazım Hikmet, isterseniz girelim mi o Şehpetettin'i? Evet, girelim. Yani Nazım hangi gayeyle evet, bunu yazmıştır? Bugün az buçuk bilinen bir şey varsa Nazım'ın emeği yatsınamaz. Yani. Evet. Gerek müziğiyle, gerek o evet, meşhur evet. Şehpetettin destanıyla. Evet. Şimdi Nazım Bursa cezaevinde yatıyor. Bir akşam uyuyamıyor. Ama şunu görmek gerekiyor. Nazım Şehpetettin'le ilgili o döneme ait her şeyi okumuş, özümsemiş ve bir destan yazma aşamasına kadar gelmiş. Ve Mehmet Şerafettin Efendi diye bir beyefendi var. Bir tarihçi de diyebiliriz. Ama Türkiye'de ilk Diyanet İşleri Başkanlığı'nı yapmış. Aynı zamanda Atatürk'ün cenaze namazını kıldıran kişilerden birisi. Bu Şehpetettin'in torununun Halil'in, yani torunu Halil'in yazdığı Şehpetettin'le ilgili bir kitabı var. Onun hayatını anlatan. Menakıknamesi mi galiba? Evet. O kitabı bu diyor. Aslında bu kitap Serez'deki
Şehpettin'in idam edildiği yerdeki türbedeki türbede bulunan aşıklarda bu. Üstadım müsaade edersen tamam. O yani Molla Hafız Halil'e evet, ait tamam. Şehpettin'in torunu bir dörtlük var. Yani tamam. Konunun anlaşılması açısından hemen ben izninizle okuyayım. Olup Mansur bu yolda verdi bağışın. Hüda aşkında hiç çatmadı karşın. Münafıklar atarlar tayin taşın. Bizim mürşidimiz Şehbettin'dir. Diye de değil mi? Onu şey yapar. Çok önemli bir kitap. Aslında o kitabın biraz daha günümüzde bilmiyorum diplomatezleri mutlaka vardır o kitap ama çalışmak lazım bu kitapla. Nazım bu kitabı okuyor. Kitabın bir yerinde Mehmet Bey Börklüce'den adi bir Türk diye bahsediyor. Mehmet Bey dediğiniz Şeyh Bedrettin kitabını 1924'te yazan. Aynı zamanda Mustafa Kemal'in cenaze namazını kılan ve bir dönem Diyanet İşleri Başkanlığı'nı yapan adam. İlk Diyanet İşleri Başkanlığı'nı yapan adam. Tabii tarih. Evet. Cumhuriyet kadrosunu yetiştirdiği elemanlardan, kişilerden tarihçi, kişilerden bir tanesi. Muhtemelen şey çok, yani, çok da gerici bir insan değil. Hayır. Yani, İttihat ve terakkicidir bu. Evet. Büyük ihtimalle. Öyle tahmin evet. Tam araştırmadım ama bu özellikle Börklüce dönemini anlatırken Börklüce'den adi Türk olarak bahsediyor. Börklüce'yi kaynaklara baktığımız zaman özellikle batılı kaynaklara baktığımız zaman Börklüce'den bahseden Dukas diye bir tarihçi var. Yani o dönemde Karaburun'da Börklüce'nin Şeyh Bedrettin isyanını birebir yaşamış artı tarihe dökmüş. Kaleme dökmüş kişi. Dukas denen. Dukas. Bak bunu araştırmacıların da çok geçiyor. Duymuşsunuzdur Dukas. Evet. Bu da çok önemli bir kişi. Bu da çok önemli bir kişi. Dukas. Kalem alıyor, tarihe yazıyor. Not düşüyor tarihe. Şimdi adi kelimesini ben araştırdım. Mutlaka Nazım da araştırmıştır. Dukas'ın yazdığı 1500 yılında Almanca'ya çevrilmiş. Latince'den Almanca'ya çevrilmiş. Maalesef Latince'de adi Türk olarak bir kelime yok, geçmiyor. Geçen bunu bir yerden not etmiştim. Basit bir Türk köylüsü diyor çıktı. Karaburun'da ortaya basit bir Türk köylüsü çıktı yani, diye geçiyor. Anlatırken hakikaten göze batmayan, evet, sıradan olan birisi der evet, gibi. Ama adi olarak geçmiyor. Nazım ona çok sinirleniyor. Diyor artık diyor zamanı geldi diyor Şeyh Bedrettin'i bu kişilerin elinden kurtarmak lazım. Hatta onun kitabını sülüs olarak tabir ediyor. Sülüs de Türkiye'de askerlik dairesinden gelen mektuptur. Yani kimse açamaz. Sizin adınıza geldiyse, benim adıma geldiyse onu kimse açamaz. Benim açmam gerekiyor. Evet. Tabudur, okunmaz. Yani öyle tabir ediyor kitabını. Ve ondan sonra bu destanı yazmaya başlıyor. Bir gece uyuyamıyor falan derken bu destanı yazmaya başlıyor. Başından vurguladım. Çok okumuş. Destandaki her şey, her kelimeyi bilerek, seçerek yerine işliyor. Yani öyle bir şeyi var ki mesela Aydın'ın Türk köylüleri. Yani bu eyleme diyor Aydın'ın Türk köylüleri katıldı, destek verdi, obuzladı, öldü. Sakızlı Rum gemiciler diyor. Rumlardan bahsediyor. Yani Hristiyanlardan bahsediyor. Yahudi esnafları diyor. Yahudi esnafları. Humu Kemal'in torlaklardan bahsediyoruz. Hı hı. Eski Kızılbaşlardan önce değil mi? 10.000 mülhit yoldaşı Börklüce Mustafa'nın düşman ormanına 10.000 balta gibi daldı. Mülhit ne demek biliyor musunuz? Ahirete inanmayan.
Bu çok önemli. Yani bu bir, yani Nazım'ın bu kelimeleri seçmesi. Daha sonra bu mülhit kelimesi Alevileri ve Müslüman olmayan azınlıkları aşağılamak için özellikle Kızılbaş Alevileri aşağılamak için kullanılan bir terim olmuş. Hı-hı. Aslında o değildir. Mülhit hakikaten yani ahirete inanmayan. Ahirete inanmayan. Heterodoks inancının bir geleneğidir. Geleneğidir, evet. Evet. Ama Nazım'ın bunu öyle sıradan bilinçli seçtiğini düşünüyorum. Evet, birazcık hızlanırsak. Tamam, okey. Peki şunu belki vurgulamak gerekiyor. Siz de onun üzerinde duruyorsunuz hocam. Yarın yanağından derdi. Evet, yani. Burada bir şey vurgu yapmak istiyorum. Şimdi Dukas bunu söylerken, yani bu ortaya çıkan Türk köylüsü yarın yanağından gayri her şeyi paylaşma. Aslında bu Böklüce'nin söylemidir. Ama evet, tarihte biz hep Şehbettin'i hep söylerken, evet, Şehbettin'i atış yaparak söyledi. Evet. Yani biz de öyle biliyoruz. Evet. Fakat en son sanıyorum Kemal Dindin. Kemal'in de derdi o. Yani aslında Kemal'in söylemek istediği de o. Ama biraz daha farklı söylerse daha hoş olacak. Yani bu söz esasında Böklüce'nin. Evet. Çünkü tarihte geçiyor. Dukas diyor ki bu kişi peki, öyle bir komün yaşam kurdu ki. Oradan hemen şeye ben geçiş yapayım. Tamam. Böklüce ile Şehbettin ilişkisi üzerinde duralım. Nedir bu ilişki? Duralım. Şöyle aslında Şehbettin saraylı bir defa. Saraylı yani Osmanlı babası kadıdır. Tabii, belki tabii. Daha sonra saraylıların ona kızmasının nedeninin altında bu yatabilir mi? Mesela mülhit diye kötülemeleri veya işte ne bileyim o Mustafa Kemal'in cenazesini kılan adamın adi Türk diye bahsetmesi Börklüce'den, bunun etkisi olabilir mi? Tahmin etmiyorum. Şöyle şimdi Börklüce aslında Osmanlı'da azap askerleri diye bir terim vardı. Bunlar ok kullanırlar, iyi mızrak atarlar ve yayadırlar. Kılıçları vardır. Böklüce de çok iyi bir savaşçı. Çok iyi bir komutan. Timur'a karşı savaşıyor. Ve esir düşüyor. Timur'la birlikte Hindistan'ı falan dolaşıyor. Evet. Ve Hindistan'da büyük ihtimalle yani Timur'un yanında iyi bir asker. Timur o dönemde iyi askerleri keseceğini düşünmüyorum. Yani kendi için kullanmıştı mutlaka. Ve Hindistan'da değişime uğruyor. Ve İzmir'e dönüyor, İznik'e dönüyor, Karaburun'a dönüyor. Şehbettin bir dönem yani 1400 yıllarında, 1400'ün başında tahtı ele geçiren Musa Çelebi'nin Kaz askeri olduktan sonra Kaz askeri açıklayalım burada. Kaz asker günümüzün genel kurmayı diyebileceğimiz üst düzey evet, komutan. Padişahın danıştığı veya üst düzey komutan. Yani askeri ki o dönemde askeri şey çok önemli. Yani her şey asker üzerinde yürüyor. Yani o kadar yükselmiş. Evet. Sarayda. Genel kurmayı Kaz askeri onu ilan ediyor ki çocuktan da tanışıyorlar. Ama Mehmet Çelebi Mehmet Musa Çelebi'yi tahttan indiriyor ve diyor ki kusura bakma Şehbettin, sen diyor iyi adamsın ama ben diyorsun öldürmüyorum, idam etmiyorum, seni diyor İznik'e şey gönderiyorum, 1000 akçe para karşılığı aylık sürgüne, iyi de bir para sürgüne gönderiyor. Bu arada Musa Çelebi etkisinde mi kalıyor, öyle bir yorum yapabilir miyiz? Değil. Bence Şehbettin şunu iddia ediyor. Ben diyor Selçuklu torunuyum. Selçuklu'nun devamı benim. Yani Osmanlı benim diyor. Aslında iktidarı oynuyor Şehbettin. Böyle bir vizyoner. Peki ben şöyle anlamaya başladım. Yani bu programı hazırlamaya çalışırken sizin de bu söyleminiz tam fotoğrafa uyuyor. Onun için Osmanlı'nın devamı olduğunu iddia edenler günümüz
iddiacılar, araştırmacılar hep Şeyh Bedrettin'i tukaka ilan etmişler. Yani o diyor ki ben Osmanlı'nın belki iyi yüzü olmaya çalışmak istemiştir. İyi yüzü de hakikaten batini felsefeye gönül vermekti. Ki öyle olmuş süreç içerisinde. Ama Osmanlı onu öyle görmek istememiş. Tabii yani bunu zaten şeyin Böklüce'nin eğiliminde görüyoruz. Yani Böklüce Torlak Kemal'le birlikte Karaburun'da, ki Karaburun çok ilginç bir yerdi. Coğrafik olarak da çok ilginçtir. Yer seçimi de çok ilginç. Çünkü bir boğaz vardır ve o öyle genişler. Belki Karaburun stratejik bir yerdi. Tabii yani o boğazdan geçmeniz için çok dar da bir yer. O tepelere hakim olduğunuz zaman oraya giremezsiniz. Artı şeyi de mutlaka, çünkü askeri bir deha aslında Böklüce. İyi de bir hatip mutlaka. İnsanları ikna edebilen, yön verebilen. Orada komün bir yaşam ortaya koyuyor. Komünal bir yaşam. Komünal bir yaşam. Ve bunun teorisini Şeyh Bedrettin yapıyor. İznik'te buluşuyorlar aslında. İznik'te bu ilişkiye gelelim. İznik'te Şeyh Bedrettin, Böklüce ve Torlak Kemal buluşuyorlar. Ve bunun öncülüğünü, bu dünya görüşünün onlara yansıması Şeyh Bedrettin üzerinden oluyor. Nedir? Şeyh Bedrettin aslında Trakya bölgesinde, Edirne bölgesinde çok sevilen bir insan. Biraz önce Timur'la olan ilişkisinden dolayı Anadolu'da da çok seviliyor. Nedir bu sevinenin? Ya işte Timur'dan şeyi istiyorsunuz. Hocam diyorsunuz ki ya Kızılbaşlara dokunma ve dokunmuyor. Bu çok müthiş bir şey. Bakın Kızılbaşlara dokunmuyor Timur. Yani kimden dolayı dokunmuyor? Şeyh Bedrettin'den dolayı. Yani diyor ki dokunma onlara ve dokunmuyor. Artı Şah İsmail'in dedesi Cüneyt Anadolu'ya geldiği zaman işte Şah İsmail'in babası Haydar'dır. Onun babası Cüneyt'tir. Devlet kurma girişiminde düşüncesi var. O nedenle Anadolu'ya geliyor, lobi çalışması yapıyor Cüneyt. Ve müthiş tepki geliyor. Ve Cüneyt'i kurtaranlar şeyler, Bedrettin'in daha sonra dağlara sığınmış, dağlarda olmuş bu İskenderun civarındaki onlarla bir araya geliyor. Cüneyt'i onlar destekliyor. Yani Şah İsmail'in sevilmesinin Anadolu'da karşılığını bulmasının biraz kaynağı şeyden geçiyor. Şeyh Bedrettin'den geçiyor. Böklüce'de şunu görüyoruz. Halk, bütün halkların, inançların bir komünal yaşam içerisinde sentezini görüyoruz. Şeyh Bedrettin'de nasıldır bu? Bu kadar sevildiğine göre. Yani şeyde pratikte Şeyh Bedrettin'in onunla bir eyleminin olduğunu ben araştırmalarda falan görmedim. Yani görmedim derken ama Osmanlı'da önemli şahsiyetler var. Değil mi? Tarihçiler var. Aşık Paşa Şade. Herkes filan filan yani Şahzade'yi evet. Şey alıyor. Önemli bir ve biraz da galiba objektif yaklaşan da o oluyor. Daha sonra bu konuda araştırma yapanlar mesela Köprülü öne çıkarılır. Fakat en çok da bu sağ siyasi tandanslı yazar, çizer, araştırmacılar başta Orhan Seyfi Orhan olmak üzere referans alırlar. Evet. Aşık Paşazade mi? Hayır, almazlar. Daha çok Şeyh Bedrettin'i aşağılayıcı kitleler nezdinde, insanlar nezdinde küçük görmek. İfadeler kullanırlar. Sebebi ama o şeyden geliyor. Bakın tamam. Sebebi ne olabilir? Çok çok güzel bir soru. Şu var. Şimdi Osmanlı tarihçileri var olanı aktarmanın dışında hiçbir şey yazmamışlar. Bunu özellikle Babinger çok üzerine vurgu yaparak söyler. Der ki Osmanlı tarihçileri var olanı aktarmışlar. Artı
Bunlar diyor hep padişahın tarihçileridir. Bu çok önemli. Padişahın tarihçileri. Ve onu kanıtlar. Şu kitabında, bu çıkacak kitabında onu kanıtlar. Der ki, bunlar tarih falan yazmamışlar. Bunlar birbirinden kopyalayıp tarih yapmışlar. Kendi tarihlerini adına yazmışlar. Tarih demiş. Evet. Resmi tarihi yazmışlar. Ve der ki, bu kitabında 4 tane kişiyi, 5 tane kişiyi alır. Batılı olarak da Dukas'ı alır. Biraz önce bahsettik ya, Dukas çok önemli kişi dedik. Bir anonim kaynaklar der. Der ki, bunu bilmiyoruz. Kimin yazdığını bilmiyoruz. Aşık Paşa Zade'yi alır. Onun Şeyh Bedrettin'le ilgili neler yazmış, onu alır. Mehmet Neşri'yi alır. İdrisi Bitlisi'yi, çok önemli kişi. İdrisi Bitlisi, biliyorsunuz, evet. Kürtleri Yavuz Sultan'a, değil mi? Yani çok sıcak bakmıyor. Evet. Yani İdrisi Bitlisi'ye. Osmanlı'ya bağlayan, evet. Boyun eğdiren adam. Kendisi de Kürttür, iyi bir Kürttür. Evet. Ve bilinçli bir Kürttür. Ve Çelebi Lütfü Paşa. Bunların eserlerini, Şeyh Bedrettin'le ilgili neler yazmışlar, hepsini çıkartır koyar kitabına. Ve der ki, kardeşimler, bu kişiler bunların hepsini Yahşi Fakih diye birisinden almışlardır. Bu kişi de tekrar edelim. Yahşi Fakih. Bu bir araştırmacı mı? Evet. Yahşi Fakih diye, evet, bir araştırmacı. Osmanlı araştırmacısı. Araştırmacı da değil aslında. 32 diye not düşmüşüm. Bu eserlerin, pardon, tamam buldum. Bu eserlerin ikinci Murat, yani Şeyh Bedrettin'le ilgili veya Osmanlı tarihi aslında ikinci Murat'la yazılmaya, ikinci Murat'la başlanıyor. Bu eserlerin ikinci Murat zamanında yazıldığını belirtmiştik. Yani bu tüm eserler, biraz önce saydığım tarihlerin tüm eserleri o dönemde yazılmış. Tüm bu saydığımız çalışmaların ana kaynağı aslında Yahşi Fakih'in kaleme aldığı Menakıb-ı Ali Osman'a dayanmakta. Bakın, Menakıb-ı Ali Osman. Evet, hepsi onlara dayanmakta. Evet. Yani bunun objektif olma yok, tekrar sıfır. Birbirinden tekrar. Bir İdrisi Bitlisi için der ki, bu şey cambazı, kelime cambazı. Bakmayın siz bunu böyle. Gerçekten de öyledir. İdrisi Bitlisi'nin şeyini okuduğunuz zaman neler böyle bir edebiyat, bir müthiş bir yazıcı şeyi vardır. Kurgu var. Kurgusu vardır. Ama kopyadır. Ve bu eser şeyi Almanca'ya çevriliyor. Evet. Yani Babinger oradan buluyor zaten. Şeye bakalım, bu fakih kimdir? Yahşi. Not, Babinger not düşmüş yine. İkinci Osmanlı Sultanı Orhan Gazi'nin imamı İlyas Fakih'in oğludur. İkinci Osmanlı Sultanı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine ilişkin olup Menakıb-ı Ali Osman adıyla anılan ilk kaynaklardan birinin bu kişi tarafından yazıldığı bilinmektedir. Yani tam emin değil. Yani sonuç olarak şunu söyleyebilir miyiz? Hepsi kopya. Bugüne kadar bize yani o kelimeyi kullanmam. Bize öğretilen değil yani. Zorla öğretilen. Resmi tarih maalesef. Tarih değil. Değil, hayır. Bunu belki şeyde çok iyi görmek mümkün. Ali Haydar'ın son yazdığı Konar Göçer Topluluklar ve Osmanlı gayri resmi tarihi orada çok daha çok, bariz görülüyor. Evet, değil yani Osmanlı tarihi aktarmanın dışında hiçbir şey vermemiş. Yani padişahın bunu zaten Bitlisi söyler. Ben tarihi şey için yazıyorum diye. Padişah için yazıyorum. Çünkü herkes padişaha ait. Toprak, evet, padişaha ait. Üstad şimdi biraz şeye gelelim. Şeyh Bedrettin'in bu aile bir yaşamına gelelim. Hristiyan bir anne. Evet. Daha sonra bu Hristiyan anne Müslüman oluyor. Müslüman oluyor. Bu konağında biraz duralım. Mısır'a gidiyor. Niçin gidiyor? Mısır'da ne oluyor? Eğitim. Orada bir eğitim alıyor. Eğitim alıyor. O dönemde
İslam medresenin yoğun ve eğitimin yoğun olduğu aldığı yerler. Ve at sırtında gidiyor bakın. Yani buraları dolaşmak şey değil. Buraları dolaşmanız için zaten 30 yıl eğitim alıyor Şeyh. Peki şöyle bir soru ile gelsem, desem ki şimdi Şeyh Bettettin'deki batini felsefenin ağırlığı çok görülüyor. Çünkü Edirne'de yani, batı, Edirne doğumlu. Yani batıya yakın bir de, evet. Ve hem özellikle o, bu heterodoksi denilen, panteist denilen inanç gruplarının şeyle buluştuğu değil mi? Buluştuğu harman olduğu bir tarihi kişilik. Bunu nereden kavruyor, nereden alıyor? Yani bu nedir bunun hikmeti, Fahri? Bir kere bakın, babasının ismi İsrail. Evet. Yani Selçuklu'da bir kişi, yani bir Selçuklu mensubunun çocuğuna İsrail ismi koyacağını tahmin etmiyorum. Yani peki, olacak bir şey değil. İki, annesi Hristiyan. Üç, eşi de Hristiyan. İsmi Cazibe. Mısır'daki eğitim sırasında çok göze batıyor, çok yetenekli. Ve Berkuk, yani Mamluk Sultan diyor ki, ya diyor, benim oğlumu eğit. Kimle eğitimi yapıyor? Hüseyin Ahlatı ile birlikte oğlunu eğitiyor ve bir toplantıda herkesin gönlünü kazanıyor. Ertesi gün Barduk buna, bu bahsi olmak üzere Hüseyin Ahlati'ye iki tane cariye hediye ediyor. Bir tanesi Cazibe, bir tanesi Maria. Cazibe'yi Şeyh Bettettin alıyor. Maria'yı da Ahlat'a alıyor. Ve tek eşi. Ondan sonra hiçbir eşi falan yok. Bunu niçin söylüyorsun? Bunun için söylüyorum. Çünkü ondan sonra, o evliliğinden sonra Şeyh Bettettin tüm yazmış olduğu kitapları nehre atıyor. Yani bir dönüm noktası. İki kişi var. Yani bu kıvılcımı, bu ateşi kıvılcımlayan nedir yani? Onu bilemiyorum. Yani onu tarihçiler belki daha araştırır. Ama biraz önce söyledim. Adını koymuyorlar çünkü. Biraz önce söyledim. Annesi Hristiyan, babasının ismi soru işareti, eşi Hristiyan. Burada dönüşüm olma. Bunları kabul ediyorsanız burada düşünmeye başlamanız gerekiyor. Bir de yani ben biraz da bu Sufi, evet, Sufi gelenekle zaten buluşması. Evet. Batini felsefenin hakikaten çok ciddi bir köşe taşı olması çok önemlidir bu. Hatta bu, çok özür dilerim. Rica ederim. Ya ben yok, tamamlamadım. Son dönemlerde bizim diyelim ki sol siyasetler arasında işin romantizmi öne çıkmış. İşte şarkılarıyla, bilmem tiyatro eserleriyle. Fakat kimse bu batini felsefenin derinliklerine inmemiştir. Bunun evet, işte durmak bu lazım diye. Ve Şeyh Bettettin'i de hakikaten yücelten bu noktalara, bu zamana buna giden yapmak, o Sufi felsefesidir. Evet, yani o maalesef benim çok da böyle ilgi alanım ama çok yoğunlaşmak gerekiyor. Yani tabii yani Şeyh Bettettin özellikle İran üzerinden gelen dervişler, Sufiler, zaten Ahlati'nin bulunduğu yer şey İran'a çok yakın, evet, değil mi? Van civarında. Sufizme tabii o etkilenmeden sonra özellikle bu eşiyle de birlikte müthiş bir dönüşüm. Yani şu Şeyh Bettettin'in de şu dizeler, ay ve güneş herkesin lambasıdır. Ay ve güneş herkesin lambasıdır. Hava herkesin havasıdır. Su herkesin suyudur. Ekmek neden herkesin ekmeği değildir? Düşünebiliyor musun? Saray kökenli bir insan, askerdir. Buralardan da geçiyor. Fakat bütün bu kökenlerini reddediyor. Farklı bir alana yöneliyor. Asker kısmını belki asker değil. Yani hiç kaynaklarda hiçbir zaman zaten direnme de göstermiyor. Serez'de yakalandığı zaman veya kendi
şey kaynaklarda, Osmanlı kaynaklarında kendi müritleri tarafından yakalanıp Serez'e gönderildiği, yani ona bağlı müritler onun o söylemine inanmıyorlar. Onu yakalıyorlar, Serez'e gidip götürüp 1. Mehmet'e teslim ediyorlar. Yani idam olmasını sağlıyorlar. Osmanlı kaynakları bunu söyler. Evet, Serez... Ama söylenmeyen, orada idam edilmesi yönünde fetva veren İranlı, İran'dan geldiği söylenen Mevlana diye bir molla var. O işte der ki idamına evet ama malına dokunamazsınız diye bir fetva verir. Ama çok farklı kaynaklar aslında İran'dan gelen Molla'nın Şeyhbettin'le 2-3 gün oturup tartıştığı söylenir. Ve ikna da olduğu söylenir. Ve idam edilmemesi yönünde düşünce belirttiğini ama padişahın bastırmasıyla idam edildiği söylenir. Kaynaklarda öyle geçer. Yani idam macerası da böyle. Evet. Serez'de, Serefe Esnaf Çarşısı'nda, işte Nazım'ın da o, evet, o meşhur nitelemesiyle, evet, hayatına son verdi. Burada Nazım'ın şöyle bir şeyi, ben çok çok bunu herkes yazamaz. Bunu okumak istiyorum. Buyurun. Çok severek de okuyorum bunu. Belli ki çok etkilemiş sizi. Evet, bayağı etkiledi. Şehbettin dar ağacında asılmış. Hünkârın iradesi ve İranlı Molla Haydar'ın fetvasıyla Serez'de, çarşıda yapraksız bir ağaç dalına asılan Bedrettin'in çırılçıplak ölüsü iki yana ağır ağır sallanıyordu. Geceydi, çarşının köşesinden üç adam belirdi. Geceydi, çarşının köşesinden üç adam belirdi. Birisinin yedeğinde kır bir at vardı. Eğersiz bir at. Bedrettin'in asıldığı ağacın altına geldiler. Soldaki papuçlarını çıkardı. Ağaca tırmandı. Aşağıda kalanlar kollarını açıp beklediler. Ağaca çıkan adam Bedrettin'in uzun ak sakalı altında ince boynuna bir yılan çevikliğiyle sarılmış olan ıslak sabunlu ipin düğümünü kesmeye başladı. Bıçağın ucu birdenbire ipten kaydı ve ölünün uzanmış boynuna saplandı. Kan çıkmadı. Kan çıkmadı. İpi kesmekte olan delikanlı sapsarı oldu. Sonra eğildi. Yarayı öptü. Doğruldu. Sonra eğildi. Yarayı öptü. Doğruldu. Bıçağı attı ve yarısından çoğu kesilen düğümü elleriyle açarak uyuyan oğluna, anasının kollarına bırakan bir baba gibi Bedrettin'in ölüsünü aşağıda bekleyenlerin kollarına teslim etti. Onlar çıplak ölüyü çıplak atın üstüne koydular. Ağaca çıkan aşağıya indi. En gençleri oydu. Diye devam ediyor. Bu benim çok etkilendiğim ve çok sevdiğim. Bunu anlatabilmeniz için, bunu yazabilmeniz için bir tek bilgi de yetmiyor. Farklı şeylerin olması gerekiyor. O hissiyatı kavramak
galiba. Evet, önemli evet, bir şey. Evet, evet, Şeyh Bedrettin'i biraz da bu yönüyle kavramak lazım. Şeyh Bedrettin hakikaten çok yönlü bir kişilik. Hem ezilenlerin haklarından yana çıkmasıyla, ezilenlerin bir mücadelesini, komünal toplum savunucusu olması evet. hesabıyla, bir de saraydan yetiştiği göz önünde tutulursa bu çok ciddi bir olay. İkincisi de bütün bunları yaptıktan sonra bu işin inanç bazında hakikaten tasavvufun, gerçek tasavvufun gönlünden hissederek yaşaması ve yaşatması. Belki bugüne kadar gönüllerde yaşamasının tek nedeni de bu olsa gerek. Üstadım, zamanımızın sonuna doğru geliyoruz. Ben biraz da şöyle bir soru soracağım. Çok kısa bir belki buyurun. Batılı. Şimdi Almanlar da çok çalışmış Şeyh Bedrettin'le ilgili, Böklüce'yle ilgili. Mesela bu Schaeffer 1839'da çıkartmış olduğu bir kitap var. Dar ağacına gerilenler, aslanlar diye. Schaeffer ekranda da var. Schaeffer 1820'de Çeşme'ye gidiyor. Karaburun'a gidiyor. Olayların geçtiği yeri birebir görüyor. Arapça öğreniyor. Türkçe öğreniyor, Osmanlıca öğreniyor. Ve gelip Böklüce'nin romanını yazıyor. Harika. Bu pek... Henüz çevrildi mi, çevrilmedi mi? Zaman olursa çevireceğim. İnşallah. İleride çok, çevireceğiz. Çok evet, yani bir tek o değil. 1800'lerde yine olayın Türk aydınlanması diye başlığı altında olayı tümüyle anlatan bir çalışma da var. Üçüncü çalışmada zaten işte bizim konumuz olan veya benim şu anda üzerinde çalıştığım çeviri Franz Babinger'in. Franz Babinger de çok ilginç adam. Bu ismi senden çok duyuyorum. Evet, Franz Babinger şöyle çok hızlı geçeyim istersen. Geçelim az zaman. Çanakkale Savaşı'na katılmış. Atatürk'ün tercümanlığını yapmış Almanca. Ondan sonra geliyor, ilgi duyuyor tabii Türklere, Osmanlı tarihi falan. Osmanlı tarihi ile ilgili çok çalışması var, önemli çalışmaları var ve şu ana kadar onun tezleri Türkler pek sevmez, tezleri çürütülmemiştir. Ben oraya geleceğim çünkü bu konuda çalışma yapan batılı kesimlerin bir kesimi her ne hikmetse sonradan Kemalist kesiliyorlar. Yani bir takım... Bu değil ama yani bu... Umarım öyle değil. Bu değil yani bu mesela Fatih Sultan Mehmet'in Drakula olayı vardır. Değil mi kardeşi? Romanya'da Drakula olayı vardır. Drakula olayı bilir mi? O aslında Fatih Sultan Mehmet'in çocukken, gençliğinde birlikte olduğu kişidir. Oradan yola çıkarak şunu iddia eder, ben söylemiyorum. Fatih Sultan Mehmet eşcinseldir. Yani bunu tabii yani şey öyle bir çalışması da vardır. Çok ciddi çalışmaları vardır. Ve sonuna kadar Şeyh Bedrettin'in peşini bırakmamıştır. Ta Serez'e kadar gitmiştir. Oradaki türbesini bulan kişidir. Eyvallah. Tamam. Üstad, ben son 3 dakikamız dakika. Var. Osmanlı tarihçilerinin Şeyh Bedrettin'e bakışı ile Cumhuriyet sonrası araştırmacıların bakışlar arasında bir fark var mıdır sizce? Şu ana kadar araştırdıklarınız, göz gezdirdikleriniz, baktınız. Son dönemde okuduğum diploma çalışmaları var. Yani şu anda özellikle 10-15-20 yıldan beri Şeyh Bedrettin'e eğilen diploma tezleri var, çalışmalar var. Maalesef Şeyh Bedrettin'in solun veya sol yelpazenin elinden alıp ya bu adam şanssızdı. Yani öyle bir döneme geldi ki tam böyle Fetret dönemi, aslında bu Osmanlıdır, ailesi de öyledir. Bunun olaylarla falan ilgisi yoktur. Tesadüfen oralarda olmuştur diye bir tema evet, işleniyor. Tema işleniyor, evet. Evet, son bir kısa bir cümlenizi alayım, bitirelim. Yani teşekkür ediyorum. İzleyenlere de teşekkür ediyorum, size de teşekkür Biz ediyorum. Biz size teşekkür ederiz. Bu konuda söylenecek çok şey var. Evet, o kesin. Onu umarım önümüzdeki ama, günlerde, dönemlerde evet. yeniden bir araya geliriz. Daha çok konuşacak şey vardır. Evet. Evet, değerli canlar, Bir Yol Erkan programı daha burada sona eriyor. Konuğum yazar araştırmacı İlhami Yazgan'dı. Ağzına ve diline sağlık, yüreğine sağlık gerçekten. Çok daha konuşacak şeyler belki daha çoktur, kendisi de söyledi.
Umarım önümüzdeki dönemlerde daha da detaylı konuşacağız. Saygılar sunuyoruz. Kendim ve ekibim adına hepinize saygılar, iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. İyi günler.